Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda da Türkiye'de depremselliği, iç kuvvetlerden depremleri, depremselliği anlatacağız. Şimdi öncelikli olarak tektonik depremden başlayacağım. Tektonik depremleri kısaca bahsedeyim. Esas konumuz aslında bugün tektonik depremler. Tektonik deprem dediğimiz şey fay hattına bağlı oluşan depremlerdir. Fay hattı dediğimiz şey de kırıklı yapıydı. Kırıklı yapı. Şimdi ülkemiz genç, 3 ve 4'te oluştu. Genç olduğumuz için fay hattı çok, kırıklı yapı çok. Bu nedenle tektonik depremler çok. Ülkemizde Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, bir de Batı Anadolu fay hattı var. Şimdi buraya daha sonra geleceğim. Esas konu burası, buraya değineceğim. Şunları bir aradan çıkaralım. Bakın volkanik deprem Türkiye'de yoktur. Bazı sorularda Türkiye'de depremsellikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur, doğru değildir derken burada bahsedebiliyor. Volkanik deprem bir yerde volkan patlayacak. Volkan patlamasına bağlı bir sarsıntı olacak. Bu sarsıntıya biz volkanik deprem diyeceğiz. Türkiye'de aktif volkan olmadığı için Türkiye'de volkanik deprem de görülmez. Çöküntü depreme gelelim. Çöküntü depremler karstik arazide görülüyor arkadaşlar. Karstik arazi dediğim kalker ya da jipsin yaygın olduğu alanlarda görülür. Türkiye'de neresi? Akdeniz özellikle Teke Taşeli platoları. Şimdi burada olayın mantığı şu. Burada bir tane küçük mağara var. Sonra ilerleyen süreçte burası karstik arazi. Buradaki malzemeyi ben kalker kabul ediyorum. Buraya yavaş yavaş yağışlarla beraber kar yağışı olabilir, yağmur olabilir. Buradaki mağara yavaş yavaş büyür, yavaş yavaş büyür. En son mağara bakın bu hale almış, bu kadar büyümüş. Yer altında bir mağara var. En son mağara yukarıdaki binaların ağırlığını kaldıramıyor. Mağaranın tavan kısmı, tavanı çöküyor. Biz bu olaya çöküntü deprem diyoruz. Diğer adıyla göçme deprem. Buna daha önceden Konya'da Zümrüt Apartmanı diye bir apartman bu şekilde çökmüştü. Buna örnekti. Şimdi arkadaşlar bu deprem türünde kritik nokta karstik arazi dedim. Ama farklı bir durum daha var. Mesela bir yerde maden ocağı varsa Zonguldak gibi Ege'deki linyit çıkarım esnasında da bu olabiliyor. Maden çıkarma esnasında göçükler yaşanıyor. Bu da beşeri insan faktörlü bir çöküntü deprem oluyor. Bu çöküntü depremlerin etki alanı biraz dardır. Sadece buraya etkiler, sağına soluna zarar vermez. Aslında bu olayın oluşum mantığı obruktur. Obruk da mağara tavanının çökmesiyle oluşur. Aynı mantıkta düşünebiliriz. Şimdi ben diğerlerini aradan çıkardım. Esas konuma tektonik depremlere geleyim arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de 3 tane büyük fay hattı var dedik. Bu fay hatlarına beraber bakacağız. Bu fay hatlarından ilki Kuzey Anadolu fay hattı. Saros Körfezi burası. Buradan geliyor Marmara Denizi'nin içi. Şuradan böylece Karadeniz'in güneyinden devam ederek böylece Van Gölü'nün, burada Van Gölü var arkadaşlar. Van Gölü'nün dibine kadar geldi. Buranın adı Kuzey Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattının bazı özellikleri var. Türkiye'deki en yıkıcı, en büyük depremler Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşmuştur. Aynı zamanda en uzun da fay hattıdır. Tekrar ediyoruz kaf için. Türkiye'nin en yıkıcı, en büyük depremlere neden olan fay hattıdır. En uzun fay hattıdır. Hatta bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde San Andreas fay hattı var. Buna benzeyen fay hattı da kaftır. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattı ile ilgili önemli bir detayımız var burada. ÖSYM birkaç yıldır ısrarla soruyor Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovaları. Burada birçok tektonik ova vardı. Özellikle Amasya ile Tokat'ta bazı tektonik ovalar var. Bunlar Amasya'da Sulu Ova, Taş Ova, bir de Merzifon. Tokat'ta da Turhal, Erbaa ve Niksar. Bu grup Tokat'ta, bu grupta Amasya'da Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalar. Bunlar ovalarda da söyleyeceğim. Burası kritik. Gelelim Doğu Anadolu fay hattına. Burası rift hattı olarak da bilinmektedir. Doğu Afrika'dan gelir Türkiye'ye. Türkiye'ye giriş noktası Hatay'da Amanos Dağları'nın yanındaki Amik Ovası ile orada yaşanan kırılma. Buradan başlar Hatay'dan. Devam eder. Gene Van Gölü'nün kenarına kadar geliyor. Hatta bunun uzantıları Hakkari'ye kadar da devam eder. Burada bizim için en kritik nokta, en çarpıcı nokta diyeyim size. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının kesişme noktası. O da burasıdır. Burada iki tane alan var. Bunlardan bir tanesi Bingöl-Karlova, diğeri de Muş-Varto.
Bu ikisi hem KAF'ın, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hem de DAF'ın kesişim noktasıdır. Türkiye'de nokta bazlı depremselliğin en çok olduğu alan burasıdır. İki fay hattı birden buradan kesişir. Gelelim bizim Batı Anadolu Fay Hattı'mıza. Batı Anadolu Fay Hattı'mız ise arkadaşlar bizim Ege'deki Kırıklı Dağlarımızdır. Hatırlayın bizim Ege'deki Kırıklı Dağları. Yukarıdan aşağı sayalım. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe. Bu dağlarımız Horst-Graben sistemi değil miydi? Burası Horst'tu, burası Graben'di. Bunların kenarı da fay hattıydı. O zaman dağlarımızın kenarlarında fay hattı var. Ege bölgesinde, diğer bölgelerde fay hatları geçiyor ama Ege'ye dikkat edersek fay hatları bölgenin geneline yayılmıştır. Buranın soru tipi şudur. Türkiye'de depremselliğin en fazla olduğu bölge neresi derse orası neresidir? En fazla olduğu bölge Ege bölgesi. Şimdi şu ayrımı yapalım. En yıkıcı, en büyük depremler KAF'ta. En uzun fay hattı KAF, San Andreas'a benzeyen fay ama depremselliğin en çok olduğu bölge derse Ege'ye odaklanacağız. Ege bölgesinde depremsellik çoksa, fay hattı çoksa sıcak su çok olur. Sıcak suya bağlı kaplıca ılıca çok olur. Termal turizm çok olur. Bir de jeotermal enerji çok olur gene Ege bölgesinde. Arkadaşlar bir de bu haritadan bunları gördük ama bir de depremselliğin az olduğu yerlere bakalım. Türkiye'de nerelerde depremsellik azdı? Özellikle bizim için önemliydi. Masif alanlar. Bakın burası bir masif. Yıldız Dağları masifi. Burada depremsellik az. Şu tarafta genel manada Karadeniz kıyısında depremsellik az ama özellikle Doğu Karadeniz kıyısı. Karadeniz kıyıları Türkiye'de depremselliğin az olduğu yerler. Burada bir masifimiz var. Mardin Eşiği depremsellik az. Burada da Tuz Gölü'nün güneyindeki alan Teke Platosu, Taşeli Platosu, yine Obruk Platosu dediğimiz bu alan. Burada da depremsellik az. Burası da Taşeli Masifi olarak geçiyordu. Ama hatırlayın Menteşe bir masifti ama burada depremsellik vardı. Kırşehir'de nispeten vardı. Bitlis'te de nispeten vardı. Bu alanın özel bir durumu var. Tuz Gölü'nün güneyindeki alanlarda fay hattına bağlı tektonik deprem riski az ama burada çöküntü deprem riski çok. Karstik araziden dolayı. Şimdi ben bu harita çalışmasını yaptım. Bir tane de Türkiye haritası üzerinden beraber yapalım. Sizler de dilsiz haritanızı ayarlayabilirseniz buranın üzerinden rahatlıkla ben yaptıktan sonra siz de aynısını çizebilirsiniz. Bakın kabaca göstereyim. Kuzey Anadolu fay hattımız Saros Körfezi devam etti Marmara Denizi'nin içinden geçti. Yukarıdan geldi Van Gölü'nün kenarına kadar. Bu fay hattımızın adı Kuzey Anadolu fay hattı. KAF. Doğu Anadolu fay hattı ise Hatay'dan başladı. Buraya kadar geldi, birleşti. Parçaları Hakkari'ye kadar devam etti. Ege'de ise BAF vardı. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları buraya örnekti. Bunlar önemli fay hatlarımızdı. KAF'ın özelliği, bu arada şuna da DAF diyelim. KAF'ın özelliği Türkiye'nin en büyük, en uzun, en yıkıcı depremlerinin yaşandığı fay hattı. En uzun fay hattı, en büyük, en yıkıcı depremler burada. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Andreas fay hattına benziyordu. BAF ise Türkiye'de depremselliğin en çok olduğu bölge olarak Ege'yi yapıyordu. Depremsellik en çok Ege dedik burada. Bir de bunlar dışında depremselliğin az olduğu alanlarımız vardı. Oralara bakalım. Depremselliğin az olduğu alanlar ise Yıldız Dağları çevresi. Burası bir masif. Devam ediyorum. Karadeniz'in kıyıları özellikle Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz kıyıları. Mardin Eşiği bir masif arazi. Tuz Gölü'nün güneyindeki alanlar. Neresi burası? Teke Platosu, Taşeli Platosu, Obruk Platosu gibi. Bu alanlarda da depremsellik genelde azdı arkadaşlar. Ekstradan buranın özel bir durumu vardı. Burada çöküntü deprem yani göçme deprem riski yüksekti. Bir de ben sizden önemseyerek söylediğim, dikkat etmeniz gerektiğini ifade ettiğim bir şey vardı. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde tektonik ovalar var. Amasya'da Sulova, Taşova, Merzifon. Tokat'ta Turhal, Erbağ, Niksar. Bu tarafta Erzincan var. Erzincan'a bağlı Tercan. Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalar. Bu tarafta Amik Ovası var Hatay'da. Kahramanmaraş, Elbistan Ovası. Biraz daha yukarı geleyim şöyle. Malatya Ovası, Elazığ, Bingöl, Muş Ovaları. Şurada da Hakkari Yüksek Ova.
Bunlar da daf üzerindeki tektonik ovalardı. Şimdi burada da arkadaşlar Türkiye'nin en güncel deprem tehlike haritası var. Bu AFAD tarafından yayınlandı bu harita. Özellikle bunun çıkış yılı, yapılma yılı 2019. Birçok yerde depremsellikle ilgili harita var. En günceli de bu. Bunun üzerinden de değinip bitireceğim. Bakın gene buradan nereden başladık? Saros Körfezi'ne. Kırmızının yoğun olması depremselliğin çok yoğun olduğu anlamına geldi. Devam ettim. Geldim hemen Van Gölü'nün yakınlarına kadar. Amasya benim için önemli, Tokat önemli, Sulova, Taşova, Merzifon, Turhal, Erbağan, İksar demiştim. Gene Erzincan'dan geldi. Bu tarafta Erzurum var. Erzincan, Tercan da var. Doğu Anadolu fay hattı da Hatay'dan geliyordu. Burada birleşiyordu. Birleşti iki nokta. Bingöl, Karlova, Muşvartoy'du. DAF'ın uzantıları da Hakkari'ye kadar gidiyordu. Geldim buraya. Batı Anadolu fay hattı. Türkiye'de depremselliğin en çok olduğu bölge Ege'ydi. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları buraya biraz örnekti arkadaşlar. Bunun dışında depremselliğin az olduğu yerlere de biraz bakmak istersek oraları da hatırlayalım. Bakın bunlar da bu haritada açık renkle gösterilmiş. Yıldız Dağları, genel manada Karadeniz kıyıları dedik. Ekstradan bu taraftan Mardin eşiği, nispeten Urfa'ya kadar bu olay yansıyor. Bir de Tuz Gölü'nün alt tarafıydı. Buralarda depremsellik azdı. Ekstradan Kırşehir çevresi de bu haritada son güncelde. Burada da depremsellik az gibi görünmüş. Arkadaşlar bu alanın bir özelliği vardı. Burada çöküntü deprem riski yüksekti. Bu alanda tektonik deprem riski yok ama çöküntü deprem riski vardı. Bu da en güncel harita. Şu an bunun üzerinden de takip edebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hocam Enler YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın.